Sizlerle çok güzel oldu. Talia çok yoruldu şu anda. Protesto diye bir oturuyor orada. Bakar mısınız şunun güzelliğine? 250 bin dolarmış fiyatı arkadaşlar. 25 yaşındaki bir çocuğun aldığı eve bakar mısınız? Ceyda maçı Ceyda yine çıktı. Ceyda kafasını vuruyordu biraz daha. Hanımı kaybediyorduk YouTube uğruna. Buracığım ayağını suya sokmuyorsun köpek balığı var diye. Burada köpek balığı olmadığına göre timsahları da almışlar. Bob'dan bilgiyi aldım. Bilemeyiz. Ben zeytinyağı içiyorum yani deneyeceğiz. Ya. İnsan şuraya bir kraker ekmek koyar ya. Şurup değil Buracığım, bu zeytinyağı. Ve dünyada sadece bu karides bu şekilde burada yenebiliyor patent aldıkları için. Kaya karidesi geldi. Ceyda yemelere doymuyor. Ortaya gelenler bitti. Kendine özel bir tane daha söyledi. Sinirim mi bozuldu? süper oldu. Bak video çok izleniyor. Gül. Herkese merhaba. Biz Disney World'e geldik. Kalya'nın hem doğum gününü kutlamaya hem de size burayı göstermeye. İnanılmaz sıcak gerçekten. Ve çok büyük bir park. O yüzden birazcık zorlayıcı olacak bu sıcakta. Şimdi maceralarımız başlasın. Şu an güne hafta sonunda gelmek büyük bir hata oldu. İnanılmaz sıra var. Her ride'da aşağı yukarı 45 dakika, 1 saat hatta bazı yerlere daha da fazla sıralar var. Şu anda Pirates of the Caribbean yani Karayip Korsanları'nın sırasındayız. 45 dakika bekleyecekmişiz. 2000 years later. 45 dakika sonunda binebildik. Talia şu an çok mutlu. Talia bak baba ne çekiyor. 45 dakikalık beklemenin sonunda Pirates of the Caribbean yani Karayip Korsanları tüneline girdik. Gayet keyifliydi. Bu arada bu tünel önce yapılıyor ondan sonra filmi yapılıyor. Çok popüler olduğu için Disney'de korsanlar var. Bir şehrin içinden geçiyorsunuz. Bir korsanların yaşadığı yerin içinden geçiyorsunuz. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Görüşürüz. Şimdi bu Disney ile alakalı kaç böyle şeyler size söylemek istiyorum. Buradaki kurallar çok katıdır. Hatta Buğra'dan sakız istedim. Ben bunu bilmiyordum. Buğra'dan öğrendim. Burada sakız satılmıyor. Çünkü insanlar bazen çiğneyip yere attığı için ve ortalığı kirleteceği için sakız satışları yasak. İkincisi eğer burada bir kural ihlali yaparsanız ömür boyu giriş hakkı yasak. Yani giremiyorsunuz. Hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Bir de kostümle girmek yasak. Çünkü sadece buraya özel çalışanlar kostümler giyiyor. Çocukları eğlendirmek için insanlara yasak. Çünkü çocuk kaçırma gibi olayları olabilir diye ya da etrafa zarar verir, insanlara zarar verir diye. O yüzden dışarıdan insanların kostümle girmesi yasak. Şimdilik vereceğim bilgiler bunlar. Şu anda Vahşi Batı'ya geldik. Bir şarkısı var değil mi? Neydi? Nenlerinden geliyorlar. Amerikanlar. Evet. Öyle bir şeydi. Çekilin yoldan Vahşi Batı'dan geliyorlar. Amerikanlar eskidip onlar Turkish cowboylar. Tam bir kovboy kasabası. Talya'ya bakar mısın meyvesinde, keyfinde? Saçı. Aşkım mutlu musun? Ben de herhalde 2 yaşında buraya gelsem mutlu olurdum. Ceyda'cığım sen mutlu musun? Mutluyum ama çok yoruldum. Burada bak şurada bir dükkan var girelim. Bak şu... Tabii ki telefon kapları, iki temalı. Bu işler çok popüler Disney'de. İnsanlar alıyor ondan sonra birbirleriyle değiş tokuş falan yapıyorlar. Ama ben tabii böyle bir kovboy kasabasında böyle bir dükkana gireceğimi beklemiyordum. Belki vardır bir şeyler, orijinal bir şeyler. Mickey! Nene bak! Niye kızıma gittin böyle saçma sapan pullu payetli bir şey taktın kendine güzel bir şey takıyorsun? Bence tatlı oldum. Ama bunların bir özellikle sürü modelleri var. Özellikle etiketlerle çok güzel oldu. Başka daha, mağazalara bakalım mı? Evet başka mağazalarda burada çok çeşit var. Burada ben mağazada. O mağazaları gezmek istiyorum. Ve kendime alışveriş yapmak istiyorum. Bütün kız çocuklarının herhalde seveceği bir mağazaya girdik. Bir sürü prenses kıyafetleri var. Bu Frozen kostümü. Çocuklar bayılıyor. Şu an Talya'dan çok kendime ürün bakıyorum. Fark ettin mi? Fark etmemiş gibi yapıyorum. Bu ne sindirin ama.
Güzel mi onlar? Yan yana koyuyor bir şeyler. Talyacığım onlar biraz daha büyük ablalar için galiba. Gel biz gidelim başka yere bakalım. Gel bak oradaki bebeklere bakalım mı? İster misin? Bence Talya süslü mü olacak? Bence olmayacak. Bence de çünkü ben çok süslü biri değilim. Önümüz nasıl olmak istiyorsa zaman... öyle olsun. İstiyorsa süslü olsun, istiyorsa süslü olmasın. Kendisi bilir. Efendim? Talya çok yoruldu şu anda. Protesto diye bir oturuyor orada. Orada Pinokyo'nun restoranı varmış. Pinokyo'nun yerine gidip yemek yiyelim mi? Hadi Pinokyo'ya gidiyoruz. Gel aşkım. Gel aşkım benim. Hadi. Pinokyo'ya gidelim seninle beraber. Hangi restorana baktıysak hiçbirinde yer yok. Acıktık. Ve yoruldum ve Talya gerçekten oradan oraya oradan oraya koşuyor. Muhtemelen bugünün sonunda 5 kilo daha vermiş olurum Talya sayesinde. Ceyda'ya söylemeden ben bu dükkana girdim. O şu anda dışarıda beni arıyor. Çünkü böyle bir şeyler almak istemiyorum ama burada biraz daha böyle evlere götürebilecek objeler var. Bakar mısınız şunun güzelliğine? 250 bin dolarmış fiyatı arkadaşlar. 250 bin dolara böyle bir şeye sahip olabiliyorsunuz. Ne yaparsınız bunu bilmiyorum ama ben olsam bozdurur bozdurur yerim herhalde. Swarovski takılar var yine. Herhalde o da aynı tip bir şey. Herhalde o da Swarovski'ydi. Star Wars. Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin var. Yani sadece çocuklar için değil, büyüklerin de çok hayran olduğu kahramanlar var ve onların bir sürü heykeli satılıyor. Maceralarımız devam ediyor. Bu arada dünyanın 10 iyi parkından 7 tanesi burada yani Orlando'da. Ve bu yüzden Orlando'ya her yıl 50 milyon insan geliyor. Ve bunun yarısı yani 17 milyon kişi aşağı yukarı belki de daha fazla bu parkları ziyarete geliyorlar. Şimdi biz sadece Talya'yı Disney'e getirdik. Ama Universal'a gideceğiz Buğra'yla. Onları da sizler için çekeceğiz. Bu Talya'lı olan kısımdı. Büyükler için de ayrı bir video gelecek. Bu çok güzel bir mağazaymış. Evet. Çok bana güzel. Bunu tam alır mısın? Tam sirk gibi. Almam çünkü hiç zan takmayacaksın. Sabahları seni bununla karşılayacağım. Yoda'yla. Kahvaltıda. Nasıl Yoda ya? Aa Mickey mi buldun? Şu an buna ihtiyacım var. Ne o? Hava vermekle vermemek arasında bir yerde kalmış. Evet burada böyle akan şekerler var. Bunları açıp buraya takıyorsunuz. Bu sağlık abidesi. Bu boruların içine doluyor. Bunlar bize göre yani değil benim anneciğim. Benim kadar abur cubur şeker seven bir adam bile şöyle bir şey yemem herhalde ben. Ceyda burada da bir Disney atıştırmalık challenge yapalım mı? Aslında alalım istiyorsan başka zaman yapalım. Şu an çocukla zor olabilir bunu yapmak. Ama burada işte çikolata var. Böyle krakerleri çikolataya batırmışlar. Her bizim, şey Mickey. Her bizim şey bildiğimiz Mickey. Çubuk krakerleri genellikle burada farklı çeşitlerini bulabiliyorsunuz. İşte dışı beyaz çikolatalı, sütlü çikolatalı daha farklı. Burada çikolata çeşitleri var. Elma şekerleri bizim bildiğimiz o kırmızı elma şekerlerinden yok. Tabii ki Buğra kendi tatlı aldı denemek için. Her zamanki gibi. YouTube için aldım. Peki dene bakayım sevecek misin? Gel sıradan çıkalım da öyle deneyim. Denemek istiyor musun? Al. Yani çok böyle ufacık denetsek. Al yani. Sevgilim ben tutayım. Babalar olunca çocuklar her şeye serbest gözüyle bakıyor. Ben şu anda bunu asla vermezdim ama babası aldığı yemez. İçin... Yemez mi Tarya? Neyse bugünlük bakabilir tadına. Bayat bu arada. Söyle geri verelim. Talya'nın ilk atraksiyonunu Dumbo'ya bindik. Dumbo'ya bindik. Uçuyor şu anda. Talya kaldır bunu da yukarıya. Kaldır bunu da yukarıya doğru. Aa, ne oluyor Talya? Ay çok keyifli. Çok keyif aldım şu anda. Ama Talya için büyük adrenalin şu anda. Evet. Belki huzursuz oldu sadece. Ve evet, çok böyle bir şey deneyimliyor. Evet sonunda Mickey geldi. Minnie geldi. Orlando'dayız. Arkadaşlarımız ziyarete geldik. Arkadaşlarımızın bir tanıdığı var. Adı Bob.
bizi burada bir gölde bot turu yaptırıyor. 6 tane kanala bağlı olan bir göl. İşte bazı ünlülerin evleri var. O yüzden biz bu tura çıktık. Ben bu arada az önce ilk defa bir şey denedim hayatımda burada. Şu an bulunduğumuz yerde lavaboya girebilecek bir durumum yoktu. Arkadaşım da dedi ki gel bir tane evin kapısını çalın. Genelde burada Amerika'da öyle kapıyı çalıp bir şey istediğinizde insanlar doğal olarak sizi içeri almıyorlar. Çünkü hani başlarına bir şey gelir diye güvenlik açısından. Ama gerçekten ilk kez böyle bir şeyin kapısını çalmak durumunda kaldım. Ve çok tatlı bir aileyle karşılaştım. Sağ olsunlar beni içeri aldılar. Lavabolarını kullanmama izin verdi. Mutlu oldum ve hatta dedim ki ilk defa böyle bir şey yaşadım dedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda da biz tur yapıyoruz. Size buraları göstereceğiz birazdan. Yaşındaki bir çocuğun aldığı eve bakar mısınız? Şu anda ana gölden bir kanalla öbür göle bağlanıyoruz. 6 tane kanal bağlantısıyla 6 tane göl birbirine bağlı burada. Mini bir köprü var. Ceyda bak şu Ceyda. Ceyda yine şu. Sorry. Ceyda kafasını vuruyordu biraz daha. Hanımı kaybediyorduk YouTube uğruna. Bu gölde çok timsah yaşıyormuş daha önce. Fakat buraya bu insanlar taşındıktan sonra timsahları bu gölden alıp 6 tane gölün bütün giriş çıkışlarını, su altı kanallarını kapatmışlar ki timsahlar gelmesin diye. Az önce ben farkında değilim fotoğraf çektiğim için. Şu köprüden geçiyorduk. Herkes kafasını eğdi. Ben ayakta duruyordum. Son anda beni uyardılar. Çünkü farkında değildim gerçekten. Eğil. YouTube'da böyle çok videolar var ve çok izleniyor. Aslında kafanı da vurabilirdin. Söylemeseydin gerçekten vurabilirdim kafamı tekrardan. Söylemeseydim kanal çok, çünkü çok ileri gidebilirdi söylemeseydim. Çünkü o sırada seninle konuşuyorum ve farkında değilim. Buracığım sen kana yapar mısın burada? Yani yapabilirim herhalde ya. Niye yapmayayım ki? Ben yapardım da sen bilmiyorum ya, yani timsahlardan gördük bisikletle korkardın korkmazdın ondan sonra ikinciye ama yapamadın. Bir şey söyleyeceğim. Oraya çıkıyoruz. Ben biliyorsun yani bu tip şeyler biraz çıkıyor. Biraz daha korkarsın diyordum. Kim korkuyormuş? Bisiklette yani şöyle bir şey var. Ya. Gerçekten tehlikeliydi sen de kabul ettin. Tamam ama yani o korkmadım sonuçta. Neden yani böyle bir sürekli çok cesurum peşindesin anlamıyorum. Öyle bir şey demiyorum. Yani niye burada kana yapmayayım ki? Buracığım ayağını suya sokmuyorsun köpek balığı var diye. Burada köpek balığı olmadığına göre timsahları da almışlar. Bob'dan bilgiyi aldım. Bilemeyiz. Yo, biliriz yaparım. Timsah bana ne yapacak ya? Varmış timsah bu timsah, arada. Timsah bu arada varmış ki gerçekten timsah. O zaman yapmam. Çok korktum diye hemen tekrar iniyorum. Görüyormuş arada. Ha öyle mi? Evet. Geri alıyorum. Timsah varmış. Al, kana var, falan yapmam. Niye timsah olan yerde kana yapayım? Deli miyim ben? Çoluğum var, çocuğum var bu yaştan sonra. Ceyda'cığım kapanış yapmak ister misin? Çok güzel bir turdu. Çok güzel bir tur yaptık. Yine yeni yerler gördük. Çok da hoşuma gitti. Orlando Winter Park yani park evindeyiz. Çok güzel bir caddesi var. Ben çok keyif aldım. Arkada gördüğünüz yer tren istasyonu. Miami'den Orlando'ya kadar bir tren var. Orlando'ya daha önce çok geliyorduk biz Buğra'yla. Parklara geliyorduk. Buradaki işte Universal'a falan geliyorduk. İlk defa bu kadar Orlando'nun içine girip gezmeye başladık. O yüzden çok keyif aldım. Bir dahaki gelişimizde tatili bir tık daha uzun tutacağım. Çünkü arkadaşlarımızın evinde kaldık. Muhtemelen bir dahakine park yani hem park hem de böyle iki gün şehrinde gezmek için toplamda 4 gün herhalde kalırız diye düşünüyorum. Benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi yemek yapmayı çok sevdiğim için o yüzden çok soslar kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi de balzamik sirke ve burada galiba 15-20 çeşit balzamik sirke bulunuyormuş. Şimdi bunları deneyeceğim. Fazla zeytinyağı içiyorum yani deneyeceğiz yani içerek deneyeceğim. Hani insan şuraya bir kreker ekmek koyar ya. O çok güzel kokuyor. Ama ben içemeyeceğim yani o kadar yapamam. Ver ben bir şatlayayım ona. Muhteşem. Şurup değil Buracığım, bu zeytinyağı. Ama böyleymiş yani mantığı. Çok güzelmiş. Çok güzel, bundan alalım. Bundan kesin alıyoruz. Aa bak burada da bazen vinaigreler var Ceyda. Evet. Hadi ben onu değil, ben zeytinyağı içtim. Sen de bunlardan bir tane içelim. Ben bir tane bira. Hadi. Tamam. Hindistan cevizi deneyim mi? Dene. Bildiğin Hindistan cevizi yağı kokuyor yalnız. Tamam hadi bir şatla.
gerçekten çok kötü. İyi ki sana denettirmişim. Denemek ister misin? Hayır, lütfen. Hayır, hayır. Lütfen. Ben yağ denedim. Minnacık. Hayır, ben yağ minnacık denedim. Lütfen bak. Bir tane dene. Vücut yağı gibi. Bak vücut yağı gibi. Güneş kremi, güneş kremi. Çok kötüymüş. Tamam, ben o denediğim yağı almak istiyorum. Buradan istediğin kadar alışveriş yapabilirsin. Burası atış serbest. O zaman başla. Atış serbest dedim ama hata ettim galiba. Hala çıkamadık yarım saattir. Ceyda'cığım sıkılmadın mı zeytinyağlardan, bazen iklerden, makarnalardan? Hayır. Tamam, zaten bunları alacağım. Tamam ağzı al, tamam. Ben kasaya bir şeyler bıraktım. Onları... Ha, onları da bıraktım, onları da alacağım. Gözünden de kaçmıyor yalnız, her şeyi fark et. Hadi çıkalım. Yeah. Yes please. Evet, şu anda bir tatlıcıya geldik. Değişik bir şey deneyeceğiz. Çolala diye bir şeymiş. Makarona rakipmiş işte şu anda. Evet. Bu biliyorsunuz birkaç sene önce makaronlar popüler oldu. Şu anda buymuş olay. Sen? Biz ilk defa görüyoruz. Ben yiyeceksin. Denemek için değişik bir şey yiyeceğim. Nutella, bildiğim bir tat. Nutella yiyeceğim ki bakalım bu formatta nasıl oluyor. Sen hangisini yiyeceksin? Ben de muzlu yiyeceğim. Yani madem yenim o da deneyelim görelim. İlk defa bizim kanalımızda. Çolala ilk defa. İlk defa bizde. Türkiye'de bizim kanalımızda. Ben de muzlu istiyorum. Tatlının ismini öğrendim. Şolala değilmiş. Tatlının ismi şuymuş. Ayakkabı gibi. Sebebi de eklerin hamuru gibi aynı hamurdan yapılıyormuş. Bu arada eklerin hamuruna da şu deniyormuş. Bu aynı hamurdan yapıldığı için buna şu ismini vermişler. Hem eklerin hem makaronun yeni rakibi diyorlar ve herhalde yakında bunu bayağı bir pastanede, mağazalarda görürüz. Tadına bakıyorum. Sen Nutella'lısına bakıyorsun. Çok güzel. Sen de ya. Güzel. Böyle sanki hamurun içine muzlu puding koymuşlar gibi. Ve bu arada çok ağır değil. Bu Nutella'lıydı değil mi? Evet. Muzlu daha güzel. Bak ister misin sana? Yanılttın beni Nutella. Gerçi şöyle iyi oldu. Bildiğim bir tatta yemek yine istedim. Sen elimden alıyor şu anda Ceyda. Demek ki bayağı sevdim. Yeni bir şey öğrendik bugün. Evet, yemek yemeye geldik. Sonunda çok acıktım. Biz Orlando'ya her geldiğimizde burada yemek yiyoruz. Çünkü inanılmaz güzel bir karides var. Ama ben şu anda topu Buğra'ya atacağım. Size biliyorsunuz ki Buğra'nın anlatımlarını daha çok seviyorsunuz. Buğra anlatsın, Buğra anlatsın. Belki daha iyi konuşuyorsun. Belki daha çok anlatma tarzını seviyorlar, bilmiyorum. Bu yüzden de alınıyorum. Ben Talih şu an arabada uyuyor. Bir yandan gözüm arabada çünkü uyanmasını bekliyorum ki onu da alıp içeriye götüreyim, yemek yiyelim diye. O yüzden anlatım kısımlarını Buray'a bırakıyorum. Buray size anlatsın. Peki anlatıyorum, tamam. Ben çocuğumun yanına gidiyorum. Okay. İçeride tekrardan görüşeceğiz. Burası aslında Orlando'nun bir yarım saat uzağında. Orlando'da değil ama biz Orlando'ya geldiğimiz zaman yolu mutlaka uzatıp buraya geliyoruz. Burası Titusville diye bir kasaba. 1980 senesinde batmak üzere olan bir karides teknesinin sahibi farklı bir yöntemle kaya karidesi denilen karides testleri avlamaya başlıyor. Önce hiç kimse rağbet göstermiyor çünkü bunları açmak ve yemek oldukça zor. Dolayısıyla endüstriyel olarak büyüyemiyor. Fakat ailecek oturuyorlar, biz bunları ne yapsak diye ve karidesleri farklı bir açma makinesi üretiyorlar. Bunları kelebek şeklinde açıyorlar ve bu aletin patentini alıyorlar ve bir kaya şirimbi, kaya karidesi diye bir şey doğuyor. 30 masayla bu restoranı açıyorlar. Şu anda restoranın kapasitesi 434 ve dünyada sadece bu karides bu şekilde burada yenebiliyor patent aldıkları için. Farklı yerlerde kızartıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bu şekilde bir tek burada yeniyor. Ufacık bir yer, hiç kimsenin olmadığı bir kasabada 400 kişilik bir restoran. İçeride gösteririz zaten nasıl olduğunu. Biz de bazen hatta evimizden çıkıyoruz. Bizim evimize burası 2,5-3 saat. Üşenmeden gelip yemek yiyip geri döndüğümüz oldu. İçeride görüşürüz. Midye ve karides çorbası ile başlıyoruz. Bir de İzmir lokması getirdiler Türk olduğumuzu duyunca. Mısır unundan böyle lokmaya benzeyen pudra şekerli bir şey restoranda veriyorlarmış. Talia Hanım burada suyunu içiyor. Ben her zamanki gibi salatamı yiyorum. Çok güzel şeyler. Ben bundan yiyeceğim. Bu böyle karidesi kızartmışlar üstüne acı bir sosla yapılan bir karides. Kaya karidesi geldi. İkiye kesilmiş durumda. Dışı oldukça sert. Böyle bir şeyin patentini almaları da bana ilginç geldi ama 1983 yılında bunun patentini almışlar arkadaşlar. Ve hiçbir yerde böyle yok. Ceyda yemelere doymuyor. Ortaya gelenler bitti. Kendine özel bir tane daha söyledi. Ceyda'cığım çok galiba sen bu işi seviyorsun. Hayır, çünkü ben çocuğa yemek yedirirken hepiniz çekirge sürüsü gibi bitirdiniz bütün yemekleri. O yüzden ben kendime ayrı söyledim. Ne oldu? Sinirim mi bozuldu? Süper oldu. Bak video çok izleniyor. Gül 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 gül. Gül gül gül. Uçan adam Sabri'yi izliyorduk biraz. Ceda sen de uçuyor musun yoksa? Evet! Evet!
Sabri Bey ne yapıyor? Ceyda Hanım ne yapıyorsunuz? Alın bunu buradan. Bulunduğumuz bölgede Kennedy uzay üssü var. O yüzden bütün astronotlar buraya yemeğe gelmiş. O yüzden imza atıp bırakmışlar. İnanılmaz enteresan. Ceyda'cığım doydun mu? Evet. Ceyda aşağı yukarı herhalde 32 tane falan karidesiydi. Talia. Talia yarın okula gidecek misin? No. Orlando seyahatimizin sonuna geldik. Ceyda'cığım kapanış yapmak ister misin? Bizi takip etmeyi unutmayın. Kalpler yollamayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Orada da bir sürü şey paylaşıyorum. Çünkü bazen böyle videoları her hafta koyuyoruz ama genel olarak Instagram'da aktif oluyorum. Beğendiğim şeyleri ya da gittiğim yerleri gün içine de koyuyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve abone olmayı sakın unutmayın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hadi.